Yaşamın İçindeki Çocuk programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün uzman psikolog Beril Güzel'le birlikte travmalar hakkında konuşacağız. Beril Hanım, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum ayrıca katılım gösterdiğiniz için. Sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle başımız sağ olsun diye başlamak istiyorum. Çok büyük bir felaket yaşandı. Geçmiş olsun gerçekten. Etkileri de devam ediyor. Uzun da bir zaman devam edecek gibi. Beril Güzel ben. Edirneliyim. Burada doğdum, büyüdüm. Psikoloji lisansımı İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladım. Bir bölümünü de Almanya Bremen Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından bir yüksek lisans sürecim oldu İtalya'da. Döndüm. Şimdi burada uzman psikolog olarak devam ediyorum mesleme. Hı hı. Ne kadar süredir başladınız bu mesleğe? Bir sene falan olacak herhalde. Daha yolun başındayız. Önümüzdeki programlarda Beril Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz ama bugün ilk programımızı yapıyoruz. Zaten Yaşam İçindeki Çocuk programının da ikinci bölümündeyiz. Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde yapıyoruz. Sizin Çocuk Hakları Derneği ile bağlantınız neydi? Biz burada başka böyle psikolog hanımlarla, bir ahbaplarımızla falan haberdar olduğum bir şeydi. Onların projesine destek vermek istedim ben de. Ve gönüllü sonra, olarak. Gönüllü olarak. Sonra bir araya geldik. Ondan sonrasında şimdi buradayım. Hı hı. Şimdi programın başında bahsettim. Bugün travmalar hakkında konuşacağız. Öncelikle çok büyük bir olay yaşadık ülkece, hatta dünyaca çok büyük bir olay yaşadık. Çok fazla da kayıp verdik bu süreçte. Etkileri de oldukça ve hani tüm Türkiye'de gözlemlenebiliyor. Hani o bölgede olsun ya da olmasın, tüm ülkece etkilendik biz psikolojik olarak. Yaşanılan olayın travmatik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tabii. Travmatik olay aslında kişinin böyle ağır bir yaşam ölüm tehdidi ya da ağır bir yaralanma, kendisinin ya da başkalarının, ya da böyle kısaca özetleyecek olursak kendisinin ya da başkalarının fiziki ve psikolojik bütünlüğünü tehdit edecek olaylar yaşandığı zaman bunları travmatik olaylar olarak adlandırabiliyoruz. Çünkü sonucunda çok yoğun bir çaresizlik, yoğun bir korku ile birlikte yoğun dehşet verici şekilde bir hissiyat gerçekleşiyor sonuçlarında. Bunlar da yaşandığı zaman travmatik olay olarak adlandırabiliyoruz bunları. Bunların tabii çeşitleri de var. O da ilerleyen mesela işte zamanlarda da konuşuruz. Böyle birincil, ikincil, üçüncül travma diyoruz. Bunların işte sonrasındaki getirileri var, fizyolojik, psikolojik, sosyal travma. Yani derecelendirme gibi mi oluyor birincil, ikincil, yoksa tamamen farklı alanlar mı? Yok, aslında derecelendirmek gibi oluyor. Şu şekilde mesela travmayı doğrudan yaşayan insanlar, onlar birinci elden yaşamış oluyorlar. Bu birincil travmaya giriyor. İkincil travma, bu travmayı yaşayan insanların yakınları, aileleri, arkadaşları, onlar böyle ikincil olarak etkileniyorlar. Üçüncül olan travmada bir çoğumuz gibi böyle işte olaylara tanık olarak, bunlar oraya giden yardım ekipleri, yardımseverler, işte arama kurtarma ekipleri takip eden, bu olayı takip eden işte ekranlardan falan olan insanlar, onlar da üçüncül travmayı yaşıyorlar aslında. Şimdi travmatik olayları tetikleyen şeyler nelerdir? Mesela hani deprem sonrası yaşanan, hissettiğimiz bu kötü duygular travma mı sizce? Bu birinci, ikinci, üçüncü travmadan birine illaki giriyoruz aslında. Çünkü çok büyük bir şey yaşandığı zaman sonuçları da çok büyük oluyor. Uzun süreli ya da kısa süreli de olabiliyor. Bir akut travma dediğimiz aslında o an yaşanan 2 ila aslında 4 haftaya kadar sürebilen bir şey. O ilk andaki şok, ilk çaresizlik gibi olan. Bir de sonrasında işte o gerçekleşen travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. O böyle bir aydan fazla bir süre böyle devam eden ve insanlarda ilk şoktan sonra o gerçekleşen hissizleşme, işte bellekte mesela onlar zihinsel etkileri, bellekte çoğu travmatik anı unutmak gibi ya da böyle bastırmak gibi duygusal olarak böyle panik ataklar işte ya da ani tepkiler, çıkışlar olabiliyor. Sosyal anlamdaki etkileri sonrasında iş, aile ve arkadaşlık ilişkilerini devam ettirirken böyle arada tıkanmalar gerçekleşebiliyor. Fiziksel etkileri olabiliyor, böyle kalp çarpıntısı, mide bulantısı vesaire. Bunlar, bu dediğim etkiler aslında o birinci, ikinci, üçüncü travma, yani travmaya neresinden şahit olmuş olursanız olun aslında yaşanabilen şeyler.
Ve travma aslında anormal bir duruma karşı gösterdiğimiz normal tepkiler. Yani şu anda bu durumdan herkes etkilendi ve kimse inkar edemez ve etkileri de olacak. Ama olmasını tabii çok normal buluyoruz. Yani deprem travmaları tetikledi. Şimdi travmayı atlattı diyelim bir kişi. Şuradan örnek vereyim. Şimdi siz bahsederken aklımda kaldı. 99 depremini yaşamış bir kişi o dönemde de bir travma yaşadı. Şimdi o depremi birebir yaşamış olmasa bile hani dedik ya herkes bir şekilde etkilendi, gördü, izledi haberlerde. O kişinin travması tekrar gün yüzüne çıkabilir mi bu süreçte? Çıkabilir çünkü zaten bu öyle büyük bir olay ki ya deprem. Böyle hani sadece yakınlarınızı ya da evinizi kaybetmekle kalmayıp bir sürü işte sosyal statünüzden tutun ekonomik bir sürü alana yansıyor. Etkileri de o kadar çabuk ortadan kalkmıyor. Aslında 99 depreminde olan birçok insan diyor ki biz yani şu anda 23-24 sene oldu. Hala etkilerini yaşıyoruz üstümüzde. Hala tam olarak atlatmış olduğumuz bir şey değil diye bahsederler zaten. İçlerinde bir yerde duruyor. Tekrar tetiklenme gibi bir durumda birincil travma yaşayanlar gibi bir şekilde olmaz. Ama tabii ki etkilenme boyutları da bu olayı yaşamayanlara göre daha farklıdır. Şimdi biraz önce birincil, ikincil, üçüncülden bahsettik. Depremi uzaktan biz de izledik. O zaman biz de birer travma yaşamış oluyoruz bir noktada. Peki travmaya ne gibi tepkiler veriliyor? Travmaya işte birçok şekilde demin de söylediğim gibi zihinsel tepkiler var, psikolojik, davranışsal, işte fizyolojik ya da sosyal gibi tepkiler böyle verebiliyoruz işte demin de böyle örneklediğim gibi. Şimdi mesela bunu hani yetişkin ve çocuk olarak ayırdığımızda nasıl oluyor? Mesela çocuk bir travma yaşıyorsa onu nasıl anlayabiliriz? Çocuk evet çocuğun kendini belli etme durumu yetişkinlerden daha farklı tabii ki. Onlar böyle olaya direkt tepki vermeyerek de yaşayabilirler. Yani onların geçirdiği süreç şu şekilde olabiliyor. Yani bir şeyi hissediyorlar zaten. Hissetmemeleri de imkansız çünkü bütün gün ya ekranlardan ya da yetişkinlerin hal tavırlarından ya da konuşulan durumlardan işte bir şekilde maruz kalıyorlar. Bunları bazı çocuklar mesela sormuyor, hiç yokmuş gibi davranıp bazıları cidden merak edip böyle değişik sorularla gelebiliyorlar yetişkinlere. Onlar mesela kabus görme ama illa depremle alakalı olmayabilir. İşte tek başına uyuyamamaya başlama, işte ani tepkiler ya da içine kapanma gibi süreçler yaşayabiliyorlar. Yetişkinlerin de bu konuda yapması gereken aslında olabildiğince genel geçer hatlarıyla olayı açıklamak aslında. Üstünü kapatmak ya da yalan söylemek yerine bunu aslında şeyde de öneriyoruz. Küçük çocukların ölümle alakalı olan soruları da böyle genel geçer. Ve temel anlamda tam sorusuna cevap verecek ve kısa cümleler olacak çocuğun şekilde. Çocuğun anlayabileceği şekilde. Çok böyle derinlemesine olmadan böyle genel geçer tabirle açıklarsak hem onların biraz daha çünkü kafada anlamlandırma süreçleri de farklı oluyor yaşlardan ötürü. Ama hiç bahsetmemek de başka türlü bir sıkıntı yaratır. Şimdi depremin insan psikolojisinde travmatik bir etkisi olduğundan bahsettik. Peki şu anda depremzedelerin en yoğun yaşadığı duygu nedir? Depremzedelerin yani travmatik olaylarda aslında şeklinde ayırıyoruz. Üç ana duygu etrafında toplanıyor. Biri böyle sorumlulara karşı, bir kısmı sorumlulara karşı yönlendirilmiş bir öfke ama çoğu da tam ana hedefe karşı yönlendirilmiş bir şey olmuyor. İkincisi yoğun bir kayıplardan, yaşadıkları kayıplardan ötürü hissedilen yoğun bir üzüntü ve olayın tekrarlanabileceğine dair yaşanılan yoğun bir korku. Aslında bu üç duygu üstünden gerçekleşiyor travmatik olaylar sonrası. Az önce bahsetmiştim, sonrası stres bozukluğu da olabiliyor diye. Stres bozukluğu nedir peki? Stres bozukluğu aslında belirli stresörlere maruz kalıyorsunuz ya hem sosyal anlamda yani bu tabii travmanın neresinde olduğunuzla da alakalı bir şey. Ayrıca gibi bir durum da var. Her travmatik olay bir travma yaratmaz aslında. Bu çok kişisel bir şeydir. Yani sizin etkileneceğiniz bir şeyle benim etkileneceğimin seviyesi bile farklı olabiliyor aslında. Ama büyük stresörler var. Orada mesela yaşanılan ev kaybı, can kaybı, sonrasında psikolojiden önce daha tamamlanmamış fizyolojik ihtiyaçları var insanların, yeme, barınma, temizlik gibi sorunları. Bunların hepsi birer stresör haline geliyor.
ve streslere sebep oluyor. Bu travma sonrası stres bozukluğu da aslında demin de dediğim gibi böyle bir aydan fazla da böyle işte süren ilk zamanlarda, sonrasında da ne kadar devam edeceğini aslında kişiden kişiye çok öngöremiyoruz. Belirli bir hissizleşme ya da ani tepkiler, demin dediğim gibi böyle işte fiziksel baş dönmeleri, işte mide bulantıları, çıkışlar yapabiliyorlar etrafa karşı, unutkanlık olabiliyor. İlişki kurmada zorluk çekebiliyorlar başkalarıyla, depresif bir ruh hali olabiliyor. O şekilde aslında birçok etkisini görebiliyoruz. Şimdi travma yaşamış insanlara, deprem üzerinden yine örneklendirelim, psikolojik ilk yardım nasıl olmalı? Hani bunu çocuklarda olarak bir başlayalım, sonra ben size yetişkinleri de sorarım. Yani çocuklarda psikolojik olarak ilk yardımı nasıl yapılmalı? Bu afet bölgelerinde aslında psikolojik ilk yardım bu şeyle karıştırılıyor aslında, profesyonel yardımla. Çünkü psikolojik ilk yardımı yapabilmek için bir eğitim almanıza falan öyle bir gerek yok. Sadece böyle yeterince bilinçli olabilirsek, aslında ana tanımlaması şey, psikolojik ilk yardımın kriz anlarında kişiye yapılacak böyle insani ve duygusal ilk yardım gibi görülüyor. Bu konuda ilk zamanlarda insanlara karşı, yanına gidip yardım edeceğiniz insana karşı hoşgörülü olmanız, önyargılı olmamanız ve onun ani çıkışlarına karşı aslında saygılı olmamız gerekiyor. İlk zamanda yapılacak olan durumu analiz etme, nasihat verme, bu tarz şeyler ya da başka türlü böyle onu destekleyici teknik bilgiler vermek falan bir işe yaramaz aslında. Olabildiğince yanında durarak, ihtiyaçlarını sorarak ve o konuşmak istediğinde ya da cevap vermek istediğinde, yani sizin aslında orada yanınızda olduğunuzu bildiği zaman bir bağ kuruluyor. Ve bu çok da uzun sürede devam edecek bir süreç olduğu için, sonrasında da bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman belki konuşabiliyor sizinle ve bir şey isteyebiliyor. O sebepten ilk yapılması gereken şey, bilinçli kişiler olarak hepimiz yapabiliriz aslında bunu. Böyle büyük bir olay yaşamadan önce siz de çevrenizde duymuşsunuzdur. O kadar basit söylüyorduk ki, ona psikolojim bozuldu, şuna çok üzüldüm. Şimdi içten içe diyorum ki, hani geçmişte ne kadar çok saçma şeylere üzülmüşüz. Yakın çevremden de ben çok bunları duydum. Aman benim psikolojim bozuldu, ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum gibi. Halbuki dünyanın ne kadar acı gerçekleri varmış, bunu da bu iki büyük depremle öğrenmiş olduk. Şimdi bu dönemde evet, psikolojim bozuldu diyen biri bu olaylardan dolayı, hani kendi içine bir öz eleştiri yapsa, acaba gerçekten benim psikolojim bozuldu mu, çocuğumun psikolojisi bozuldu mu, böyle bir şey olabilir mi sizce? Olabilir, çünkü psikolojik anlamda da şu anda çok düşünülüyor. Çünkü zaten böyle depresif bir ruh hali gibi geliyor haber izlediğimiz zaman özellikle. Ama dediğim gibi şu anda yaşanması gereken süreç çok normal. Yani şu anda çok aşırı neşeli hissetmemeniz ya da iyi hissetmemeniz ya da aklınızı öyle oralardan alamamanız gibi durumlar çok normal. Çocuğun aynı şekilde korku ve kaygı yaşaması çok normal. O yüzden böyle psikolojimiz bozuldu, tabii ki negatif anlamda etkileri olmuştur. Ama aslında şu durum öyle bir durum ki, yani şu anda psikolojilerin, yani dediğim gibi çok hani bozuldu demek daha sağlıklı bir şey gibi şu anda. Çünkü bir olaya tepki veriyoruz, durduk yere olan bir durum değil. Ama şey de değil tabii ki, işte herkesin derdi kendine ait ve biriciktir. O yüzden kimsenin de derdine daha büyük dertler var diye aslında hafife almamak gerekir. Peki depremi yaşamış ya da yaşamamış her çocukta yine bir korku oluştu. Yine dediğimiz gibi televizyonlarda izledik, sosyal medyada paylaşıldı, yıkılan binaların çoğunu çocuklar da gördü ve bir şekilde içlerinde deprem korkusu oluştu. Hani yaşamış ve yaşamamış olan çocuklarda bu deprem korkusunu nasıl aşabiliriz? Şimdi tabii ki de yaşamış, birebir yaşamış olan çocuklar çok daha fazla etkilendi bu süreçte. Belki birçoğu ailesini kaybetti. Bu deprem korkusunu nasıl yenebiliriz? Bu demin de bahsettiğim gibi aslında bunu konuşmayarak ya da üstünü kapatarak yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü çocuğun da aynı zamanda deneyimlediği bir şey. Özellikle oradaki afet bölgesindeki çocukların bir şeyler gördüler, yaşadılar ve bunu geri alamazsınız. O yüzden doğru şekilde bilgilendirilme, ama dediğim gibi yine öyle çok derinlemesine bilgiler vermeyerek, yani ve uzun da bir süreç olacak, çok da acele etmeyerek aslında yardım anlamında
çocuklara bir şeyler açıklanabilir tabii ki. İşte depremin ne olduğu, neden gerçekleştiği, bizim nasıl bu deprem gibi olaylardan korunabileceğimiz, aslında korunma yöntemlerini öğrettiğimiz zaman aslında daha iyi hissediyorlar. İşte sağlam binalar yapılması gerektiğini ya da deprem anında yapılması gereken şeyler, çocuklarla birlikte hazırlanan deprem çantaları aslında bilinç kazandırmak için hem onlara bir sorumluluk veriyor, hem olayı biraz daha bildikleri için aslında daha rahat edebiliyorlar. Belki o korkuları, kaygıları bir müddet daha devam eder ama tabii ki atlatılacak olan şeyler. Oyun ya da resim yöntemleriyle yetişkinlerin iletişim kurabilmesi ya da korkularını ortaya çıkartıp onları yanlarında ve güvende olarak hissettirebilmeleri de önemli. Onun dışında aslında o psikolojik ilk yardım dediğimiz o konuşmaların ve yardımların çocuklara da aynı şekilde yapılması gerekiyor. Peki şimdi günlük hayata devam etmek için tabii de bunları konuşmak için çok 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 daha erken. Ama özellikle ben depremzede ailelerimiz için söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz oradaki depremi yaşayan, kurtulan insanlar 81 ilimize, yani o depremin yaşanmadığı diğer illere tahliye edildi. Edirne'ye de çok fazla depremzede aile geldi. Hani onların buradaki hayatlarına alışma sürecinde biz ne yapabiliriz? Hani biz de bir şekilde yardımcı olalım istiyoruz. Hani psikolojik olarak onlara nasıl davranmalıyız? Yarın öbür gün çocuklar okula başlayacak. Okula başladıkları dönemde nasıl bir ortamda olmalılar? Sınıfça mesela öğretmenler, ebeveynler, bu süreçte aslında herkese çok fazla görev düşüyor. Bunu psikolojik olarak nasıl yansıtmalıyız insanlara? Ya öncelikle böyle dediğimiz gibi aslında çok güzel bir şey. Böyle herkesin bir yardım etme isteği var. Ama bu yardım etme isteği de karşı tarafı kırmayacak ve gücendirmeyecek şekilde. Evet, çünkü çok hassas noktalar bunlar. Hani bilip bilmeden bir de bir şey yapmak insanı çok 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 daha üzüyor. Nasıl anlayabiliriz karşımızdaki insanı? İlk zamanlarda özellikle böyle buraya gelenlerden sonraki işte şimdi haberlerden de duyuyoruz. Aslında yardım isteme ya da yardım kabul etme konusunda zorluk yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü belirli bir hayat düzenleri vardı. Belirli bir sosyoekonomik düzenlerine devam ediyorlardı ve bir anda yok olan bir şey. Ve şu anda herkesin böyle onlara acıyarak gözle bakmaları aslında çok rahatsız ediyormuş ondan sonra ve çok da normal olarak. Buraya ya da birçok şehire geldiler. Hepsi yeni. Şehir yeni, ev yeni, düzen yeni. Yani baştan yeni bir hayat kuruyorlar. Aynen. O zaten orada geçirmiş oldukları şok aslında bir şekilde devam ediyor gibi. Çünkü tekrar bu sefer hiç tanıdık, bildik olmayan daha güvensiz bir ortam aslında. Hani güvenli de denilse onlar için şu anda kendi bildikleri evleri değil. Ve ilk başlarda eve girmede özellikle o beton yığınlarından sonra çocuklarda falan sıkıntılar oluyor. Onları da işte hep olabildiğince zaman tanıyarak işte eve birden sokmak için değil işte yavaş yavaş işte oyuncaklarla belki ya da bir şey olmadığını hani oranın güvenli olduğunu daha çok ona anlatarak hep böyle yavaş yavaş birden olmayacak yardımlarla devam ettirebilirler. Okul için de aynı şekilde öğretmen ve arkadaşları yine böyle çok farklı bir olay yaşadı diye böyle gözlerin onun üstünde olması. Hani çok da ilgi de çok bir noktada ayırmak oluyor çok fazla ilgi gösterince. Onun dozunu ayarlamak çok önemli bu süreçte. Evet. Çok yani aslında hassas olması gereken bir durum. Yani hem böyle yakınlarında olduğunuzu göstereceksiniz. Hani herhangi bir yardımda hemen koşabileceğinizi. Hem de aslında biraz onlara nefes aldıracak bir alan. Aslında böyle biraz da uzakta duracaksınız. Yani onun dozunu ayarlamak da aslında dediğimiz gibi bizlere düşüyor. Umarım yapabiliriz gerçekten. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Beril Hanım. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? İzleyenlerimize de tavsiye niteliğinde olsun. Bundan sonra yapılacak olanlar aslında çok acı bir şey yaşandı. Yaşanmaması için tekrar böyle şeylerin işte bir bilinç olarak şimdi aktarılıyor, herkes işte televizyonlardan izliyorlar, herkes binalarının güvenliğini sağlamak için belediyelere başvurmaları gerektiği, depremle alakalı bilgi sahibi olunması gerektiği, çünkü bir deprem bölgesinde yaşıyoruz, bu bizim kaçabileceğimiz bir şey değil ve bir doğa olayı. Sonrasında deprem çantaları ya da deprem anında neler yapılması gerektiği, belirli toplanma alanlarının neler olduğu, bunların bilinmesi ve anlatılması gerekiyor aslında. Depremle alakalı eğitimlerin bir yerden sonra okullarda da verileceğini düşünüyorum. Eskiden tatbikatlar yapıyorlardı, şimdi de öyle sanırım.
Onun dışında günlük rutinlerimize devam etmek hepimize bir noktada iyi gelecek. Bu çok aşırı şeyler yapmak anlamında değil ama belki kısa bir yürüyüş ya da arkadaşlarla sosyalleşme gibi şeyler. Çünkü işin içinden çıkıp bir şekilde hayata da devam etmemiz gerekiyor. Onun dışında o seferberlik anlarında bir işin ucundan tutabilmek ya da maddi manevi küçük destekler ya da büyük ne kadar içlerinden geliyorsa insanların bu böyle yardımları yapmakta kişileri iyi hissettirdiğini bir anlamda gözlemliyoruz. Bu gibi şeylerle aslında bu durumda üstesinden gelinecek ama en önemli olan şey bu durumun aslında böyle 1-2 aylık bir mesele olmadığını, etkilerinin çok uzun süre devam edeceğini ve aslında çok uzun süre bu durumu bilip, sindirip ve ona göre o yardımlara da hep hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum katılım gösterdiğiniz için. Umarım izleyenlerimize de faydası olmuştur, olacağını da düşünüyorum. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Yaşam İçindeki Çocuk programının bir başka bölümünde görüşünceye dek hoşça kalın.